Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında müstakil bir sure olarak Nuh suresini değerlendireceğiz. Bir sayfadan biraz fazla, 1,5 sayfalık bir bölüm. Ve burada bir bütün olarak Hazreti Nuh'la alakalı bazı durumlar bize anlatılıyor. Malum Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü bu gibi kıssalarla dolu. Allah-u Teala mesajlarının bir kısmını böyle kıssalarla insanlara bildiriyor. Burada da bize şunları anlatmakta. Bismillahirrahmanirrahim. İnna arselna Nuhan ila kavmihi. Gerçekten biz Nuh'u kavmine gönderdik. En enzir kavmeke, kavmini uyar diye. Min gabli en ye'tihum azabun elim. Elim bir azap onlara gelmezden önce onları uyar diye Nuh'u kavmine gönderdik. Gale ya kavmi, o da dedi ki, ey kavmim, inni lekum nezirun mubin, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Yani bir takım hatırlatmalarda bulunan bir peygamberim. En ya'budullah ve taguhu ve ati'un, Allah'a ibadet edin ve ondan sakının, karşı gelmekten sakının ve bana da itaat edin. Yağfir lekum min zunubikum, bunları yaparsanız Allah sizin günahlarınızdan bağışlar. Yani şu ana kadarki hatalarınızı, günahlarınızı bağışlar. Kul hakkı haricindeki doğrudan sizinle Allah arasında olan günahları mağfiret eder. Ve yuahhirkum ila ecelin müsemme, ve belli bir ecele kadar tehir eder, size mühlet verir. İnne ecelallah izâ câe lâ yuahhar. Allah'ın eceli geldiğinde ise tehir edilmez. Yani burada kader-i muallak gibi bir durum nazara veriliyor. Yani eğer siz Allah'a itaat eder, ondan sakınır ve benim dediklerimi yapacak olursanız Allah size mukadder olan bir azabı göndermez ve o zaman belirlenmiş olan ecelinize kadar gidersiniz. Ama eğer beni kabul etmez, Allah'tan korkmaz, ona ibadet yapmazsanız o zaman da sizinle alakalı takdir edilen durum neyse bu meydana gelir. Çünkü Allah'ın takdir etmiş olduğu ecel geldiğinde artık tehir edilmez. Levküntüm talemun, yani şayet bilirseniz, keşke bilseniz, bu böyledir. Gale Rabbi, Hazreti Nuh dedi ki, ya Rabbi, İnni da'avtu kavmi leylen ve nehara, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Felem yezithum du'ai illa firara, ama benim onları çağırmam ancak onların kaçmalarını artırdı. Burada Hazreti Nuh'un kavmine karşı tebliğinden sonra Allah-u Teala'ya yalvarması. Başka bir yerde anlatıldığı üzere kavmine tufana kadar 950 sene anlatıyor. Demek eski insanların ömürleri daha fazla. O zaman da Hazreti Nuh 950 sene anlatıyor ama bir gemi dolusu insan ancak kendisine iman ediyor. Diğerleri hanımı dahil, çocuklarından biri dahil kabul etmiyorlar. Bundan sonra Hazreti Nuh artık onlarla alakalı bir bedduada bulunuyor. Evvelinde de durumunu Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ve diyor ki, ya Rabbi, ben gece demedim, gündüz demedim, kavmimi uyardım, davet ettim. Ama benim davetim ancak onların kaçmalarını artırdı. Ve inni küllemâ da'avtuhum litâfira lahum, ben senin onları bağışlaman için ne zaman davet ettimse, ca'alû esâbiyahum fî âzânihim, parmaklarını kulaklarına koydular. Yani beni duymamak için kulaklarını tıkadılar. Parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Ve stahşev siyabehum, ve elbiselerine büründüler. Ve asarru, ısrar ettiler. Dik kafalılık ettiler. Ve stekberu istikbara, kibirlendikçe kibirlendiler. Sümme inni da'avtuhum cihara, ya Rabbi sonra ben onları cehri olarak da davet ettim. Açıktan da davet ettim. Sümme inni a'lantu lahum,
ve onlara ilan ettim, aleni olarak da anlattım. Ve esrartu lehum israra, ve gizli bir şekilde de anlattım. Yani her türlü metotla senin dinini onlara anlattım. Fekultu, ve dedim ki istağfiru rabbakum innehu kana gaffara, Rabbinizin mağfiretini isteyin çünkü o mağfiret edendir, günahları bağışlayandır. Yursilis sema aleykum midrara, siz Rabbinizden mağfiret isteyin ki o size gökten bolca yağmur göndersin. Yani demek ki kıtlık yılları oluyor. İstiğfarda bulunun ki Allah size bol bol yağmur göndersin. Bu ayete dayanarak Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yağmur duası için çıkıldığında doğrudan başka türlü dua yaptırmak yerine istiğfar yaptırıyor. Ve istiğfarı yaptırdıktan sonra dönüyorlar ve o şekilde dualarını yapmış oluyorlar. Yani siz günahlarınızdan dolayı istiğfar edin ki Allah rahmet musluklarını açsın, bol miktarda size yağmur göndersin. Cin suresinde, bundan sonra gelen cin suresinde, eğer onlar istikamet üzere olsalardı kendilerine gökten bolca yağmur gönderirdik. Bu mealde ayet-i kerime de var. Dolayısıyla yağmurun gidişatı insanların gidişatıyla paralellik arz etmekte. Ve yumditkum bi emvalin ve benina, size mal ve evlat hususunda medet versin. Ve yec'al lekum cennetin, ve cennet gibi bahçeler size nasip etsin. Ve yec'al lekum enhara, ve size nehirler meydana getirsin. Nehirleriniz kurumasın. Oralarda bol bol sular olsun. Ma lekum, size ne oluyor ki la tercune lillahi vakara, Allah'ın vakarını düşünmüyorsunuz. Yani Allah'ın azametini, vakarını düşünmeyip meseleyi başka şekilde değerlendiriyorsunuz. Vakat halakakum etvara, halbuki o sizi tavırdan tavıra yarattı. Yani ana rahminde bir tek hücre halinden 9 ay 10 gün sonra bir bebek haline getirdi ve o 9 ay 10 günlük sürede tavırdan tavıra sizi yarattı. Dünyaya geldikten sonra da bebeklik, çocukluk gibi, gençlik gibi nice merhalelerden geçirdim. Elem terav keyfe halakallahu seb'a semavatin tıbaga, Allah'ın 7 kat semayı birbirine mutabık tabaka tabaka yarattığını görmediniz mi? Ve cealel kamera fihinne nura, Allah kameri orada bir nur kıldı. O gecelerin karanlığında ay dünyayı aydınlatıyor ve çok muhteşem güzellikler meydana geliyor. Ve ceale şemse siraca, ve güneşi de bir lamba kıldı. Nasıl ki evinizin lambası var, evin lambası evi aydınlatıyor. Dünya sizin bir köşkünüz, sarayınız gibi. Dünyanızdan daha büyük bir lamba, güneş lambası dünyayı aydınlatıyor. Ve bu tabii tesadüfi bir olay değil, Allah'ın bir ikramı, bir lütfu. Vallahu enbetekum minel ardı nebate, Allah yerden sizi bir bitki gibi bitirdi. Nasıl ki yerden bir şeyler bitiyor, bizlerin de yaratılış maddeleri topraktan biten şeyler. Gıdalarımız toprağa dayanıyor ve dünün patatesi, dünün buğdayı, dünün domatesi, bu gibi şeyler şu anda insan vücudunda birer hücre, birer zerre olarak görev yapıyor. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا, sonra sizi tekrar toprağa iade eder. Ve yuhricukum ihraca, ardından da topraktan sizi bir çıkarışla çıkarır. Yani öldükten sonra kabirlerinizden sizi tekrar çıkarır ve yeni bir hayata mazhar kılar. Vallahu ceale lekumul arda bisata, Allah arzı size bir yaygı, bir döşek gibi kıldı. Yani bir sergi gibi kıldı. Bisat, halı içinde kullanılan bir ifade. Yani yeryüzü bizim çiçekli miçekli bir halımız gibi. Özellikle bahar mevsiminde yeşil zemin üzerinde rengarenk çiçekler çok güzel desenler meydana getiriyor. Ve bunların tamamı biz insanlar için. لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجَ, ta ki o yeryüzünde, o geniş yollarda gidesiniz. Yani oralarda yollar yapıp o yollarda gidesiniz.
fıtri olarak yol tarzında olan yerlerden de istifade edesiniz diye Allah böyle yaptı. Gale Nuh, Nuh dedi ki, yani bu şekilde Hazreti Nuh halini Cenab-ı Hakk'a arz ediyor. Ardından da yine duasına devamla şöyle diyor. Rabbi innehum asavni, ya Rabbi onlar gerçekten bana isyan ettiler. Vettebe'u men lem yezitu maluhu ve veleduhu illa hasara. Malı ve evladı hüsranını artırmaktan başka bir işe yaramayanlara tabi oldular. Yani onların reisleri, mal sahibi, imkan sahibi, etrafında insanlar el pençe divan duruyor. Bana tabi olmadılar. Malından, servetinden dolayı, imkanlarından dolayı tuttular. Böyle bir kimsenin yanında yer aldılar. Halbuki onun malı ve evladı kendisinin hüsranından başka bir şeyini artırmayacak. Ve mekeru mekran kübbara, ve çok büyük bir tuzak kurdular. Ve galu, ve dediler ki la tezerunne alihetekum, yani sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Ve la tezerunne vetten ve la suva'a ve la yevuse ve yeuga ve nesra. Yani sakın sakın vet, suva, yevuz, yeuk ve nesir isimli ilahlarınızı, putlarınızı sakın sakın bırakmayın, terk etmeyin dediler. Burada onların putlarının 5 tanesinin ismi geçiyor. Malum putperestlik tarih boyu görülen bir durum. Hazreti Nuh'un kavminde de böyle bir putperestlik var. Vekat edallu kesira, böylece onlar çok kimseleri yoldan saptırdılar. Ve la tezidiz zalimine illa dalale, ya Rabbi sen o zalimlerin ancak dalaletini artır. Yani artık Hazreti Nuh'un canına tak etmiş, artık burasına gelmiş. 950 yıl anlattıktan sonra onların kabul etmeyişi üzerine onlara beddua ediyor. Her peygamber kavmi için bir rahmettir. Ama eğer kavmi isyan edecek olursa da o kavim artık böyle bir bedduayı hak etmiş demektir. Peygamberimizin de zaman zaman az da olsa kavmin hakkında veya kavminden bazı fertler hakkında bedduası var. Hazreti Musa'nın kendi kavmi hakkında yine bedduası var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mimma hati'atihim, o hatalarından dolayı, o günahlarından, cürümlerinden dolayı uğrigu, o kavim, Nuh'un kavmi gark edildiler. Yani suda boğularak cezalandırıldılar. Fe udhilu naran, ve ardından bir ateşe alındılar. Yani dünyadayken suda gark edildiler. Diğer taraftan kabirde bir ateş cezasıyla, kabir cehennem çukurlarından bir çukur onlar hakkında, orada bir ateşle cezalandırıldılar. Felem yecidu lehum min dunillahi ensara, Allah'tan başka kendilerine bir yardımcı da bulamadılar. Yani yardım etse ancak Allah yardım eder. Allah'tan da bir yardım onlara gelmedi. Çünkü onları helak eden Allah-u Teala'nın kahrı idi zaten. Ve gâle Nuh, Nuh dedi ki Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara, ya Rabbi yeryüzünde kafirlerden bir tekini bile sağ koma. İnneke in tezerhum, çünkü sen eğer onları bırakacak olursan yudillu ibadek, senin kullarını saptırırlar. Ve la yelidu illa faciran keffara, ancak facir olan, kafir olan kimseleri dünyaya getirirler. Burada da Hazreti Nuh'un kavminin tamamının helak edilmesi için yaptığı bedduayı görüyoruz. Yani ya Rabbi yeryüzünde bir tek kafir bile koma. Eğer geride kalanlar olursa onların çocukları da yine kafir olur, facir olur diyor. Rabbi ufirli ve li valideyye, ya Rabbi beni mağfiret et, anne babamı da. Ve limen dakhale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat, mümin olarak benim beytime giren ve bütün mümin ve mümineler, bütün onları mazhar kıl. Ve la tezidiz zalimine illa tebara, zalimlerin ise ancak ve ancak
helaketini artır. Ve burada gerek kendisi için, gerek anne babası için, gerekse evine mümin olarak girenlere ve gerekse kıyamete kadar gelecek bütün mümin ve müminelere, erkek kadın bütün ehli imana dua ediyor. Ve burada ehline dua ederken, kendi evime girenlere derken, burada sadece ailesiyle alakalı değildir, bütün ehli iman buna dahildir. Bu şekilde onlara dua ediyor. Ama zalimlerle alakalı ise, zalimlerin ancak ve ancak helaketini artır diyor. Böylece Nuh suresini bir bütün olarak biraz meal ve kısa bir açıklamayla ifade etmeye çalıştık. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması başta peygamberimize bir teselli. Yani ey peygamber, eğer kavmin seni kabul etmezse neticede helakı hak etmişler demektir. Nuh kavminin başına gelen onların da başına gelecektir. Böyle bir mesajı hem peygamberimize bildiriyor, hem de peygamberimiz bunu kavmine anlattığı cihetle kavminin aklını başına almasını ve hal ve hareketlerine dikkat etmesini hatırlatmış oluyor. Ve buradan günümüze bakan yönüyle değerlendirdiğimizde, işte Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a karşı gelen, peygamberin gittiği yoldan gitmeyenler için bir takım felaketler, bir takım cezalar olacağı yine bu kıssa münasebetiyle anlatılıyor. Cenab-ı Hak bizleri kıssadan hisse alan ve ders ve ibretler alan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.